Kaptan, iki önemli maç, İspanya ve Karadağ'la karşı karşıya gelecek milli takım. Çalışmalar başladı. İlk olarak nasıl bir değerlendirme yaparsın genel çerçevede? Yani şu anda herkes bir kere çok mutlu ve çok istekli. Bu bizim için güzel bir şey. İlk maça gelecek olursa biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Ve kazanarak Dünya Şampiyonası'na bir adım daha yaklaşacağız. Bu plan bu şekilde ilerleyeceğiz. Planımız bu. İkinci maçta dediğim gibi ilk maç çok önemli bizim için. Çünkü seyircimizin karşısında oynayacağız. Ankara'da oynayacağız yine. Burada güzel bir atmosfer var her zamanki gibi. Biz tekrar bu atmosferi yakalamak istiyoruz açıkçası. Ve Ankara halkımızın da burada bizi desteklemeye geleceklerine eminim. İnşallah burada onlara güzel bir basketbol izletiriz. Keyifli bir basketbol izletiriz. Kazanarak da bunu taçlandırırız. İlk maç İspanya, özellikle Avrupa'nın önde gelen ekollerinden bir tanesiyle oynayacağız burada. O maçla ilgili şöyle bir genel değerlendirme yaparsan nasıl bir rakibe karşı oynayacağımızı düşünüyorsun? Valla dediğin gibi ekol, yani basketbolu iyi oynayan ülke, basketbolu seven bir ülke. Yani onların da eksikleri var, bizim de eksiklerimiz var ama tabii ki bunların arkasına sığınamayız. Çünkü buradaki arkadaşlarımız teker teker hepsi değerli oyuncular. Keza onların da öyle. Ama dediğim gibi biz yani deplasmanı iyi kullanacağız. Yani evde oynadığımız maçı onlar için deplasman, bizim için evimizde oynadığımız maç. Az sürede hazırlanacağız. Belki bu biraz dezavantaj olacak bizim için ama biz onu dediğim gibi hani burada evimizde oynadığımız için onu en iyi şekilde minimuma indirip buradaki atmosferi de kullanıp avantaja çevirip maçı kazanmak istiyoruz. Tabii Furkan, Cedi, Ersan olmayacaklar. Skadi ilk maçta olmayacak. Ek olarak dün sakatlanan Melih Mahmutoğlu da yine kadrodan çıkartıldı. Bu eksikler açısından bakacak olursan neler söylersin? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun? Yani dediğim gibi Melih için bugün böyle bir kötü haber aldık. Tabii ki üzüldük. Arkadaşımız bizim için çok değerliydi. Ama onun yerini dolduracak yine dediğim gibi değerli bir arkadaşımız olacak. Olması da lazım. NBA oyuncuları da tabii ki hepimiz için önemli, takım için önemli. Ama benim her zaman söylediğim bir şey var. Bu takım iyi bir hava yakaladı ve biz bunu herkes bir bütün olarak bunu en iyi şekilde kullanıp maçı kazanacağız. Teşekkürler kaptan, başarılar. Ben teşekkür ederim. Başarılar.